Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandan sonra yine bir alışveriş videosu çekiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Göstereceğim tüm ürünleri zaten ben hem Instagram hesabımda hem de TikTok hesabımda paylaştım. İki hesabımın adını da ekrana yazacağım, bakabilirsiniz. Linklerini de aşağı bırakacağım. İlk olarak Woohoobox'tan alışveriş yapmıştım iki kere. Bunlardan başlayayım tanıtmaya. Öncelikle Zebra Midliner. Böyle bir setini almıştım. Bende diğer setlerin hepsi vardı. Brushların da hepsi vardı. Bu yoktu. Bunu da aldım. Sarı seti. Yani sarı paketi. Sonra Zebra Optic Care. Onlu fosforlu kalem seti. Bunun beşlisi ve sekizli seti de var. Sonrasında böyle dondurma fosforlu kalem. Uçlarını göstereyim. Şekilde. Ve böyle ayıcıklı fasolli kalemler. Uçları da bu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Bir de bunun yanında bir tane uçlu kalem seti de almıştım. Servi'nin. O arkadaşıma verdim onu. O yüzden göstermeyeceğim ama resmini çekmiştim. Buraya bir yere koyarım. Ya da bunlar var. Bunlar bu şekilde set olarak geldi bana. Woohoobox gönderdi. Hepsi bu çantanın içindeydi ve defter de var bu arada. Onu da göstereceğim zaten. İlk olarak bu şekilde dondurmalı fasolli kalemler. Ahtapot. Bu şekilde. Şeker, dondurma, bu sette bende bir tane daha vardı, havuç, bundan da bende bir tane daha vardı ve böyle unicorn bu şekilde. Böyle bir çanta vardı. Bu arada setten çıkan çanta değil bu, onun üstüne farklı böyle elmas gibi bir şeyler vardı. O şu an burada değil. Bende bir tane daha vardı. Onu gösteriyorum o yüzden. Aynı, sadece üstteki deseni farklı. Bu da çok kullanışlı. Bayağı seviyorum. Bir de böyle bir defter. Ben Instagram'a bu kalemlerin hepsinin yazımını paylaştığım bir post çektim. Böyle. Yazımları böyle. Zaten şekilleri var. Hangi kalem olduğu. Aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi diğer ürünlere geçelim. Sonrasında iki tane Stabilo'nun setini aldım. Stabilo Pen 68 Brush 24'lü set. Bu şekilde, ay burası koptu. Neyse. Bu şekilde. Ve Stabilo Green Boss 8'li standlı set. Uçları aynı normal bosslar gibi. Bu şekilde daha farklı gözüküyorlar. O yüzden hoşuma gitti. Ben de aldım. Neden? Sende zaten varmış. Neden aldın diye sormayın hiç. Zaten o soru çok fazla geliyor. Seviyorum, alıyorum. Daha fazla sormanıza gerek yok. Bunlar bu şekildeydi. Yazımlarını ve ayrıntılı incelediğim videolarını Instagram hesabımda paylaştım. Bakabilirsiniz. Amazon'da linkleri, yani Amazon'da bulabilirsiniz. Linklerini aşağı bırakacağım. Diğer aldıklarıma geçiyorum. Sonra Öztürk Ticaret'ten Pelikan'ın onlu işaretleme kalem setini aldım. Pelikan Signal. Bu şekilde. Uçları da böyle. Renkleri çok güzel bunların. Öztürk Ticaret'te bulabilirsiniz dediğim gibi. Linklerini yine bırakacağım açıklama kısmına. Bunların da ayrıntılı videosunu Instagram hesabımda paylaşmıştım. Bakabilirsiniz yazımlarını görmek isteyenler. Sırada Yıldırım Kırtasiye'den aldığım Serve'nin işaretleme kalemleri var. Bu şekilde standlı bir set. Pastel ve neon renkler. Serve Berry. Uçları bu şekilde. Umarım net gözüküyordur. Çok net değil aslında ama odaklanıyor. Sanırım rengi neon olduğu için olabilir.
Pastelleri de aynı zaten. Bunların da uçlarını göstereyim. Bu çok neon. Bu odaklamayacak sanırım. Odakladı. Bu şekilde. Elimi arkaya koymadığımda daha iyi odakladı. Bunların uçlarını bir daha göstereyim. Bu şekilde. Bunların renklerini sanırım paylaşmadım ben. Ama öne çıkanlarımda bulabilirsiniz. Şimdi göstermeyeceğim o yüzden. Bulanık kalmış. Linklerini yine aşağıda bırakacağım. Bakabilirsiniz. Sonra mavi Le Pen. Böyle onlu pastel fineliner seti. Kapağını bu şekilde açıp şöyle düzeltebilirsem göstereceğim. Standlı gibi kullanabiliyorsunuz. Stand değil bu aslında da nedenini bilmiyorum. Bu şekilde. Uçlarını göstereyim. Bu şekildeler. Bunların yazımlarını yine Instagram'da paylaştım diye hatırlıyorum. Bakabilirsiniz. Paylaşmadıysam bana yazın. Merak edenler varsa gönderirim. Sonra Monami Plus Pen 3000'ler 24 seti. Bu Otrio Stationery'den gelmişti. 36 seti de var. Bu şekilde. Uçları da böyle güzel gözüküyorlar bence. Böyle bir hoşlar. Set zaten. Kutusu da çok güzel. Şekildeler. Burada da bir şey yazıyor, anlamadım. Ve sırada bana Peltel Türkiye'den gelen mükemmel ürünler var. Bir kutu dolusu ürün göndermişlerdi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hemen ayrıntılı incelemeye başlıyorum. Öncelikle şöyle 50'li oil pastel seti var. Daha açmadım bunu. Bu şekilde. Açınca Instagram hesabımda zaten tanıtacağım. Sonra şöyle brush penler var. Arkadakiler farklı bir marka. Bunları böyle bir bardağa koydum. Çok güzel gözüküyorlar ve çok kullanıyorum bu aralar. Çok güzeller çünkü. Bende bunun 6 rengi vardı zaten. Yok 6 değil, 7 rengi vardı. Aynı renklerden 2 tane oldu. Uçları böyle. Siyah renginde böyle dışı daha çok belli oluyor. Simli gibiler. Bu şekilde. Sonrasında böyle jel kalemler, fineliner'lar falan. Hepsinin ayrıntılığı göstereyim. Mesela bunlar. Bu şekilde. Modelleri Pentel, nasıl okunduğunu bilmiyorum. O yüzden söyleyemeyeceğim ama bu şekilde odaklamıyor. Bu şekilde. Mesela bunun ucu 07. 0, ay pardon. 1.0 da var. Her renk o şekilde. 07, 1.0, 07, 1.0 o şekilde. Böyleler. Sonra mekanik uçlu kalemler var. Şöyle 4 tane. Bunlardan ismini yine okumayayım, yanlış okurum. O yüzden okumak istemiyorum.
İki tane yok. Bir tane 05, 07, 09, 07. Ve Pentel 120 A3. Bu da 03. Sonra şöyle jel kalemler, tükenmez kalem. Bunlar bu şekilde, buradan basıyorsunuz. Bu şekildeler. Sonra böyle fineliner seti var. 005, 03, 1.01, 05 ve 08. Hepsinin ucu farklı. Bunlar da bu şekilde. Sonra böyle Milky pastel jel kalemler var. Bunlar çok güzel. Bu şekilde uçları. Sonrasında Pentel Orange'ler var. 03 2 tane ve 05 2 tane. Bunları ben paketlerinden çıkartıp tek tek baktım zaten. Böyleler. Sonrasında Pentel Smash 03. Bu şekilde çok güzel. Böyle bir brush pen var. Bunun iki tane mürekkebi vardı. Birini taktım. Biri sanırım nereye koydum bulamıyorum. O yüzden gösteremeyeceğim ama ucu böyle. Böyle bir kalem. Sonra 5 tane Pentel Arts Aqua brushlar var. Hepsinin ucu farklı. Mesela bu fine. Bu böyle üçlü set. Fine, medium, broad. Flat. Medium, bu açık. Bu da broad. Bu şekilde. Bunları sadece dediğim gibi bunu açtım. Hepsinin uçları farklı zaten. Ayrıntılı göstereyim. Bunun nasıl kullanıldığını bilmeyenler için buraya su dolduruyorsunuz ve su boya yapabiliyorsunuz. Ben de zaten vardı bunlardan, kullanıyordum. O yüzden bunları henüz açmadım. Sadece bu açıldı. Bu şekildeler. Sırada Pepper World Shop'tan gelen bir kargo var. Bir önceki videomda da yine vardı Pepper World Shop'tan farklı gelen ürünler. Öncelikle 3 tane washi tape seti var bu şekilde. Bir önceki alışverişimde de vardı bunlardan. Farklı desenleri. Bir tane böyle yılbaşı temalı var. Bunun paketini açmadım henüz. Sonra 3 tane box var. Bunlardan bende 3 tane daha vardı. 3 rengi daha vardı. Bunları da aldım. Sonra 2 tane böyle isimlerini unuttum. İşte bunlardan var. Bunları eritiyorsunuz. Bastığınızda şekilleri çıkıyor. Bundan bende bir tane daha vardı. Farklı desenli. Bir önceki videomda gören vardır. Sonra böyle bir alfabe seti var. Mesela bu A harfi, küçük A, büyük A da var. Sayılar da var. Böyle. Ve onları baskı yapmak için böyle siyah mürekkep mi denir? Bundan var. Bunun birçok renk seçeneği vardı. Ben de gümüş, bir de altın rengi var. Siyah da aldım. Sonra böyle bir tane
ne denir yine bilmiyorum. Bir şey var. Bunları eritmek için bir kaşık gibi bir şey var. Bir önceki alışverişimde almıştım. Hemen göstereyim. Burada. Bunun içinde bu arada hala önceden kullandığım wax var. Bunu böyle koyuyorsunuz. Bunlardan istediğiniz renkleri koyup eritiyorsunuz. Altında mum da var zaten. Kalpli. Bu şekilde bir şey. Çok hoş gözüküyor bence. Aldıklarım bu kadardı. Aldığım ürünler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hızlı bir anlatım oldu. Çok sıkmamak için sizi hızlı anlattım. Ayrıntılı göstermemi istediğiniz varsa yorumlar yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.